Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla diş hekimleriyle buluştu. Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nda Atatürk Mahallesi Doktor Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'ndeki toplantıya İzmir Diş Hekimleri Odası Yönetimi, Bornovalı Diş Hekimleri ve Bornova Belediyesi'nin ilgili bürokratları katıldı. İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanı Doktor Murat Sütbideler kendilerini bir araya getiren Başkan Olgun Atilla'ya teşekkür ettiği konuşmasında ağız ve diş sağlığının temel sağlık problemlerinin başında geldiğini vurguladı. Sütbideler koruyucu ve önleyici diş hekimliği uygulamalarında yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü söyledi. Diş hekimliği uygulamaları konusunda ortak politikalar oluşturarak bu politikaları halka ulaştırmakla yükümlüdür. Oluşturulacak bu politikaların halka en kolay yansıtılmasının yolu da yerel yönetimlerle, yani belediyelerle ortak hareket etmektir. Bu nedenle bu ortak akıl toplantısının gelecekte halkımızı yönlendirmek, aydınlatmak açısından faydasına inanıyoruz. Sütbideler, Bornova Belediyesi ile yapacakları ortak çalışmalardan bahsediyor. Bornova Belediyesi'nin düzenli olarak halka aydınlatma programı içerisinde halk sağlığı günlerinde biz Diş Hekimleri Odası ve üniversitenin desteğiyle bize bir gün ayıracaklar. Halkı aydınlatma çabasında olacağız. Ayrıca yine Barkovizyon'da gördüğümüz gibi birincilik takımlarının oynadıkları maçlar esnasında ağız diş sağlığına yönelik farkındalık pankartlarının sunulması gündemde. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ise kenti birlikte yönetme noktasında meslek örgütleri de dahil olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösterdiklerini ifade etti. Başkan Atilla, Diş Hekimleri Odası'yla halk sağlığı konusunda her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirterek Bornova Belediyesi olarak sağlık alanında yaptıkları çalışmaları anlattı. 3 hekimimiz, 1 diş hekimimiz, 8 hemşire, 7 ebe, 20 hasta yaşlı bakım görevlisi olmak üzere hizmetimize devam ediyoruz. Yunus Emre Mahallemizde Özgür Gündüz Sağlık Merkezimiz, Altında Halkın Üniversitesi Toplum Merkezimiz, EG4 Sağlıklı Anne Sağlıklı Aile Merkezimiz ve 2 tane hasta nakil ambulansımız bulunmakta. Toplantının sonunda tüm katılımcılar hem mesleklerini icra ettikleri hem de yaşadıkları yer olan Bornova ile ilgili sorunlarını ve önerilerini dile getirdi. Diş hekimlerinin görüşlerini tek tek not alan Başkan Atilla her birine ayrı ayrı yanıt verdi. Başladık. İnşallah iyi neticeler alacağız. Bir de meydanımızın bulunduğu alan değil.